Büyük devletler ikiye bölünecek. Büyük devletlerin orduları devreye girecek. Toprakları işgal edilecek. Aslında barış dönemleri molalardı. Ne için mola? Yeni bir savaşa hazırlık için. Dünyaya bakar mısınız şu harcamalara, savunma harcamalarına, silahlanmaya giden paralara bakar mısınız? Her geçen gün artıyor. Bunun sonu savaştır. Bu defa kırılma yeri Asya Pasifik. Şu normal mi? Dünyanın %85'i Amerikan şirketleri, fabrikalar Tayvan'da, hepsini söktü, Kuzey Amerika'ya ve Kanada'ya taşıdı. Neden? Çünkü burası savaş alanı olacak. Dede Ağaç'ta üs falan deniyor değil mi? Dede Ağaç'ta üs yok. Amerikan ordusu var. Ordu, dev bir ordu. Bir hafta önce Dede Ağaç'a ne geldi biliyor musunuz? 4000 tank ve zırhlı savaş aracı getirdi Amerika. Bizim için en büyük sıkıntı Fırat'ın doğusundaki PKK'nın 60-70 bin silahlı, teçhizatlı eğitim halde bulunuyor olması. Bizim için esas sıkıntı o. Hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğumuz var. Ankara'dayız. Emekli Tümgeneral Sayın Osman Pamukoğlu'yla birlikteyiz. Komutanım hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun komutanım. Ünlü bir soru var. Türkiye nereye gidiyor? Biz bu sorunun yanıtını da size soracağız. Ama isterseniz dünya nereye gidiyor ya da neredeyiz? Koordinatlarımızı belirleyerek başlamak isterim. Son birkaç yıl dünya açısından, son 4-5 yıl belki de olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir dönemdi. Belki her tarihsel döneme tanıklık eden insanlar kendi dönemini özel ve olağanüstü görüyor olabilir. Ancak pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, bütün bunlar Soğuk Savaş'tan sonra yeni bir şeylerin olduğunu, geldiğini veya içinde olduğunu bizlere hissettiriyor. Fakat sizin pandemi öncesi yazmış olduğunuz bir kitap da var. Ona da sık sık atıf yapacağım program esnasında. Üç temel teziniz çok dikkat çekiyor. Savaşların kaçınılmaz olduğunu, Çin ve Rusya arasında veya Amerika arasında, bu üç güç arasında bir savaşın geldiğini ve bundan kaçamayacağını dünyanın ve bölgesel hegemonların yükseleceğini söylüyorsunuz. Neden savaş kaçınılmaz Sayın Pamukoğlu? Buradan başlayabilir miyiz? Dünya siyasi tarihini ve askeri tarihini hakim olan, bu işleri iyi etüt etmiş olan insanlar için bu çok yadırganacak veya hiç beklenmedik bir durum değil. Bunun için Roma dönemlerine falan gitmeye gerek yok. Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri, sonuçları, arkadan 35-40 yıl sonra İkinci Dünya Harbi'nin sebepleri, sonuçlarını hakim olan, bilen birisi için üçüncü bir büyük savaşın, yani Dünya Savaşı'nın geleceğini kestirebilmek, öngörmek veya sezmek bana göre çok hünerli bir şey değil. Belli bu. Yani ben her zaman söylerim, bütün kitaplarda da, yazılarımda da yazarım. İnsanın doğasıyla ilgili bir şey bu. Bu doğa, insan doğası devletlerde de var. Bütün mesele egemenlik, kaynaklar, toprak ve hükmetme duygusu savaşları kaçınılmaz hale getiriyor. Bir de şu var, 5000 yıllık dünyanın kaydı var. Bu kayıtın 3500 yılında baktığımızda sadece 270 yıl barış halinde yaşamışlar. Bu kadar açık. Bu hal böyleyse, bunun yani ufkun ötesini görme, öteyi görmek falan bana göre çok bir hüner değil, marifet de değil. Geliyor yani bu, adım adım geliyor. Rüzgarlara benziyor. Yani önce hafif işte Meltem, işte sonra Karaya, sonra Poyraz, sonra daha sert bir fırtınaya dönüşmeye benziyor. Savaşın gelişi de. Bu kitabın ilk bölümünde zaten şu yer alır. Baltık der. Baltık, Doğu Avrupa, Balkanlar çok hassastır. Her an kırılabilir diyor. Hem kitabın yazılmasından 3 yıl sonra, hatta 2 küsur yıl sonra Doğu Avrupa Ukrayna'dan kırıldı. Kırıldı işte. Yani o 24 Şubat 2022'deki Ukrayna-Rusya Savaşı bunu ortaya koydu. Balkanlarda da durumuydu. Yani şu Kosova ile Sırbistan arasındaki mesele böyle geçiştiriliyor falan ama orası da her an yani yumurta gibi çatlamaya ve kırılmaya hazır. Pasifik'e gelince, Pasifik'te işler iyi gitmiyor. Yani hem Çin'in hal ve hareketleri ve tavırları hem de Amerika'nın oradaki bazı tertiplenmeleriyle ilgili iyi gitmiyor. Nasıl bildik, nasıl öngördük, nasıl tahmin ettik, nasıl önceden fark edebildik meselesi çok derin bilgiler, yüksek bir zeka, bir aklı falan gerektiren bir durum değil bana göre. Yani dünya tarihine bakan şunu çok rahat görür. Aslında barış dönemleri molalardır.
Mola. Ne için mola? Yeni bir savaşa hazırlık için. Dünyaya bakar mısınız şu harcamalara, yani savunma harcamalarına, silahlanmaya giden paralara bakar mısınız? Her geçen gün artıyor. Bunun sonu savaştır. Bir işme noktası var, bir doruk noktasına gelecek ve orada kırılacak. Bu defa kırılma yeri Asya Pasifik görünüyor. Kırılma yeri orası diye görünüyor. Şöyle tanımlamalar var. Şu an bulanık bir dönemdeyiz ama bu da aslında bir 3. Dünya Savaşı'dır. Ya da bu belli kategoriler, yeni tanımlar ortaya atılıyor. İşte büyük güçler savaşmayacak ama hibrit denilen, tırnak içinde söylüyorum, savaşlar devam edecek. Yani dolayısıyla o Amerika-Rusya-Çin kapışmasını görmeyeceğiz. Şunlar yanlış. Bekaret savaşı, hibrit savaş. Bunlar yanlış tabirler. Bunlar normal savaş terminolojisinde yer alan tabirler falan değil. Bunlar sonradan uydurulmuş laflar. Savaş bir defa nedir? Savaş bir devlet veya devletler grubunun başka bir devlet veya devletler grubuna karşı giriştiği topyekün bir mücadeledir. Efendim Rusya-Ukrayna savaşında topyekün mücadele var mı devlet veya devlette? Üçüncü Dünya Savaşı anlamında söylüyorum. Yani Birinci Dünya Savaşı, İmparatorluklar ve Krallıklar Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, İdeolojiler Savaşı'ydı. Büyük savaş diyebilmek için, yani Üçüncü Dünya Savaşı diyebilmek için Orta Doğu'daki itiş kakışlar Üçüncü Dünya Savaşı olacak. Böyle bir ne alakası var? Ukrayna ile Rusya arasındaki itiş kakış, Üçüncü Dünya Savaşı, ne alakası var? Üçüncü Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı bilenler, bir, büyük devletler ikiye bölünecek, ayrılacak. İki, büyük devletlerin orduları devreye girecek. Büyük devletlerin toprakları işgal edilecek. Böyle bir şey var mı? Şu an yok. O aşamada değil. Peki niye öyleyse Üçüncü Dünya Savaşı falan diye kem küm konuşmalar var? Orta Doğu'da niye Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak? Neden? Biliyor musun? Ya bu amatörlüğün dik alası ya. Amatör. Askeri tarihi bilmeden, siyasi tarihi bilmeden, savaş nedir bilmeden, Birinci Dünya Harbi nedir, nasıl, kimler arasında oldu bilmeden, İkinci Dünya Savaşı'nı bilmeden böyle bir şey var mı? O zaman dev devletler bir bölünmüş mü? Kim bölünmüş? Dev devletler bütün maddi manevi gücüyle devreye mi girmiş? Dev devletlerin orduları savaş harekat alanında mı? Yani böyle bir şey var mı? Yoksa niye bunu Üçüncü Dünya Savaşı'dır, şudur budur falan diye dillendiriyorsun? Belki bir iyimserlikle söyleniyor bu. Hayır, ben sana söyleyeyim. Bilgisizliğin şeyi dik arasından söylüyor. Ne ilgisi var? Şu konuştuklarımızı düşündüğümüz defa tekrar etmek istemiyorum. Böyle bir şey yok ki. Yok hibrit savaşıymış, yok efendim bilmem bekalet savaşıymış. Bunlar yerel mevzi çatışmalar ve ihtilaflar. Ben üsteğmenken, yeni üsteğmen olmuştum. Teğmenim bitti, yeni üsteğmen olmuştum. Bir şey merak ettim. Dünyada şu anda silahlı çatışma var mı? Nerelerde var? Ne çıktı karşıma biliyor musunuz? 70'li yıllardan söylüyorum. Tam 28 yerde çatışma vardı silahlı dünyada. Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da, Güney Amerika'da. Bu hiç değişmez ve hiç değişmedi. Benim anlatmak istediğim şu. Dünya savaşı konuşulacaksa, yani buna da üçüncü denilecekse, bu dediğim, verdiğim bilgiler ve örnekler çerçevesinde bundan bahsedebilir, bundan konuşabilirsiniz. Bunun dışındakiler, benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Yani halklara, kamuoyuna böyle yalan yanlış, aslı astarı olmayan, tam net bilgiye dayanmayan bir takım şeylerin aktarılmasından öteye gitmez. Bu nokta önemliydi, öyleyse çok daha büyük bir şey geliyor. Çünkü bütün yazılı ve sözlü basın yayın kuruluşları yıllardır bu tabirleri kullana geliyoruz ve aslında ilan edilmemiş bir büyük savaşın içerisinde ve bundan sonra da savaşlar ilan edilmez zaten de deniliyor. İlan edilme şey şu, savaş büyük olay, topyekün meselesi var, topyekün meselesi var. Numara vereceksek, 1, 2, 3 diyeceksek, büyük devletlerin ikiye ayrılması var. Büyük devletlerin ordularının savaş alanına girmesi var. Büyük devletlerden bazılarının topraklarının savaş alanı diye kullanılması var. Böyle bir şey var mı? Ben bu soğuk savaş lafını bile şeysizim. Yani bana fantastik geliyor. Ne demek? Savaşın soğuğu olmaz. Savaş ara verer. Yanan bir yerden bahsedersin. Savaş yangın yeridir. Ne soğuğu? Diplomatik atışmalar var, çatışmalar var. Oynuyorlar, satranç oynuyorlar. Neyle oynuyorlar?
Soğuk Savaş dedikleri dönem. Hep piyonlarla oynuyorlar. Piyonlar. Atı hedef alıyor mu? Yok. File hedef alıyor mu? Yok. Kaleyi hedef alıyor mu? Yok. Vezire hedef alıyor mu? Yok. Şahı hedef alıyor mu? Yok. Savaş şahı hedef almaktır. Eğer şah hedef alınmıyorsa savaştan bahsedemez. Bu savaşı hafife almak olur ve savaşı hiç bilmemek olur. Öyleyse buradan gidelim. Şimdi önümüzde bir büyük çatışma var. Ukrayna'da yaşıyoruz. İşte Asya'da ciddi bir askeri yığınaklanmayı da görüyoruz. Bu silahların nasıl veya ne zaman patlayacağına dair bir öngörüde bulunmak mümkün mü eldeki verilerde? Şimdi Asya'daki ittifaklar, belki konuşuruz biraz sonra hangi ittifaklar yapıldı. Bu kitap yazıldıktan 3 sene sonra oldu. Bu ittifaklar yoktu ki kitaptan önce. Mesela bu kitap yayınlandı. 40 günde 40 kadar ülkede manşet oldu medyada. Bir kitap 40 gün sonra Çin medyasında 82 kere manşet olur mu? Yer alır mı? Bir kitap Rus medyasında 183 kere manşet olur mu? Yer alır mı? Bu kitap aslında herkesi düşünmeye sevk etti. En çok da şunu düşündüler. Yani yadırgadılar ve zor kabul ediyorlar. Çünkü hazırlıksız yakaladı. Kitap hazırlıksız yakaladı. Belli. 40 küsur ülkede 408 kere medyada yer aldı bu kitap. Hazırlıksız yakalandılar. Ama toparlamaya çalışıyorlar. En çok zorlandıkları da şu. 3. Dünya Savaşı Asya Pasifik'te olacak. Bu bir. 2. 3. Dünya Savaşı'nda Rusya herkesin sandığı gibi Çin yanında olmayacak. Evet, bu da Amerika'nın çok tartışıldı. 1. Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusya döneminde kimin yanındaydı Ruslar? 2. Dünya Savaşı'nda kimin yanındalardı? Yani hep Batı'nın yanındalardı. Batı. Batı'nın yanında. Şimdi gene Batı'nın yanında olacak. Şu anki durum peki? Avrupa ile olan... Şu andaki durum diplomatik söylemler. O öyle olursa böyle olur, öyle olursa böyle. İşte şu ittifaka gir, bu bilmem ne. Yani ekonomik örgütlenmeler veya askeri örgütlenmelere pek yanaşmıyorlar ama daha ziyade siyasi, diplomatik atışmalar var veya bir yan tutmalar var. Yani taraf görünmeler var. Onun dışında bir şey yaptık. Ukrayna'daki sürtüşmeyi ve gerginliği nasıl görüyorsunuz bu bağlamda? Neredeki? Ukrayna'daki, yani Batı ile Rusya arasındaki. Ukrayna'yı konuşuyorum, bir de bir şey daha var. Yani Ukrayna ile beraber bir laf daha çok ortada dolaşıyor. Efendim dünya artık çok kutupluymuş. Ne demek bu? Neredeymiş o kutuplar? Benim bildiğim ta ilkokul coğrafya kitabından beri benim bildiğim iki kutup var. Biri kuzey kutbu kardeşim, biri güney kutbu. Başka kutup otup yok. Bir de bu var. Çok kutup. Ne? Kimmiş bu kutuplar? Sayın bakayım. Hadi say, ben de bileyim. 3 tane ülke var. Egemenliği bu dünyada ben sağlarım, benim yapmam gerektiğine inanan 3 tane ülke. 1. Amerika. 2. Çin. 3. Rusya. 3 tane ülke daha var Avrupa'da. 1. İngiltere. 2. Almanya. 3. Fransa. Onlar da lokal. Avrupa, Batı Avrupa'nın biz de yıldızız. Biz de bu işte yani dünyanın varyasyonlarında, geliş gidişlerinde, yanar dönerliklerinde söz sahibiyiz. Gücümüz var diyen. Başka kimse yok. Kim var başka? Ya ben de bileyim. Üçü var. Şimdi gelelim Rusya işine. Bu savaş herkesin tahmin ettiği gibi olmadı. Yani Rusya ne dersen de 165 milyon nüfusu var. Dünyadaki ilk üçün içinde ekonomisi şöyle veya böyle ama silahlı gücü olarak yani askeri örgütlenmesi olarak en güçlü devletlerden biri. Bu savaş başladığında 180-200 bin kadar biliyorsun boydan boya Ukrayna sınırına asker yiyordu. Öyle değil mi? Tatbikat gerekçesiyle. Hep öyledir. Kızım sana söyleyeyim. Evet, inanma. 200 bin kişi oraya yığacaksın, tatbikat yapacakmış. Herkes avanaklı, sen çok akıllısın. Ne oldu? Daha harekatın 4. günü Rusya ne dedi? Efendim nükleer silahları en üst alarm düzeyine çıkarttık dedi değil mi? 4. gün. Senin Ukrayna dediğin ne? 30 yıllık devlet, 10 yıllık ordusu var. Harekat başladı, ne oldu? Tırtıl gibi. Kuzeyde bir hareket yapıyor, güneyde bir hareket yapıyor. Donbas bölgesi benim diyor. Yani
Rus uyruklular yaşıyor diyor. Orada da yani geliyor, gidiyor. Peki ne oldu bir harekatta? Sen bir harekatta yapması gereken şu, bir taarruz harekatında bir ağırlık merkezin, bisiklet merkezi olması lazım. Sen Donbas'tan bir yarma yapıp Dinyeper Nehri'ne kadar 8-10 tane zırhlı tugayla ilerleyebildin mi? Hayır, olmadı. İlerleyemedin. Niye yapamadın? Peki, arkadan işte bir zaman geçiyor. Genelkurmay Başkanı görevden alınıyor. Milli Savunma Bakanı ortadan yok oluyor, bulunamıyor. Arkadan cephedeki general değiştiriliyor. Bütün bunlar ne biliyor musun? Bunlar işlerin kötü gittiği işareti kardeşim. İşler kötü gitti. Zekice bir harekat planınız yoktu. Olmadığı belli. Dinyeper'e, Donbas'tan Dinyeper'e bir yarma harekatı yapmadan ve bunu da havadan elinde var. Hava kuvvetleri veya normal ağır topçusu ve füzeleriyle destekleyemeden bu yapılamazdı zaten. Yapılabilir miydi? Yani Ukrayna'nın hazırlığı mı acaba? 200 bin asker yığmışsın oraya. Sen dünyanın üçlüğünden biriyim diyorsun ya. Rus nedir? Bir de şu var. Ukrayna arazisi deniz gibi bir arazi kardeşim. Dağlar yok, vadiler yok. Böyle sonsuz ormanlar yok. Nasıl oluyor? Çöl gibi bir arazi. Çöl derken şey anlamda, düzlük anlamda söylüyorum. Evet. Bunu yapamadınız. Bir şey daha var. Bunu yapamadığın için böyle şey laflar var. Yani esnetilmiş laflar. Ne demek esnetilmiş laflar? Efendim savaş yapmıyoruz, operasyon yapıyor değil mi? Hatırlarsınız. Karada çarpışıyor, havada çarpışıyor, denizde çarpışıyor, savaş yapmıyor. Çünkü şöyle, işin kötü gittiğini anladığı için operasyon şey, daha küçük bir şey. Operasyon ne demek? Hareket demek. Bu mu? Sen oraya 180 bin asker yiyormuşsun. Denizde çarpışıyorsun, havada çarpışıyorsun, karada çarpışıyorsun, operasyon diyorsun. Bunlar işi hep yumuşatmak için. Anladın mı? İşin kötü gittiğini biliyorlar. Bunu açıklayamaz. Ne demek? Ne diyecek açıklayın? Yapamadık mı diyecek? İşte böyle nükleer silah. Ne nükleer silahı? Ne var nükleer silah? Bir de bunu hemen 4. 5. günde söylüyorsun. Ondan sonra savaş demiyor, operasyon diyor falan. Ben şunu demek istiyorum. Askeri yönden bana göre büyük bir prestij kaybıdır bu. Bu işi bilen herkes fark eder. Herkes fark eder bunu bilen. Efendim sokakta kendi günlük yaşamıyla süren, eğitimi belli bir seviyede olan, efendim meşguliyeti kendi işi olan insanlar bunu bilemez. Bu doğaldır da. Bilmem. Yani savaş sonuçta hep yılların tartışması. Savaş bilim midir, sanat mıdır? Bu yüzlerce yıldır tartışılan bir şey. Savaş hem bilimdir hem sanattır. Strateji bölümünde matematik olduğu için bilimdir. Taktik bölümünde yani muharebe sahasında fizik lazım olduğu için ve ölçülemez duygular olduğu için de sanattır. Bunları niye anlatıyorum? Bu gözle Ukrayna-Rusya savaşına baktığında neyin ne olup olmadığını rahatlıkla görebiliyorsun. Üstelik bir şey daha var. Ukrayna Savaşı NATO'ya Finlandiya'nın ve İsveç'in girmesini de hızlandırdı. Değil mi? Öyle olmadı mı? Evet. Bu ne demek? Rusya'nın batıdaki Avrupa'ya olan cephesi 1300 kilometre daha kuzeye uzadı. Cephen genişledi. Peki. Bunun Asya Pasifik'le ne ilgisi var değil mi? Üçüncü Dünya Savaşı. Var. Rusya'yı batıda sabitledi. Yani göğüs kısmından durdurdu. Bu şu demek. Önde hasımlar ve düşmanlar varken sen arka kısmına bakamazsın. Arka Asya. Asya derken de kastettiğim Asya Pasifik'te çıkacak olan 3. Dünya Savaşı'nda. Sakın sen Çin'in karışma yanında mesela. Olma. Olma derken şöyle, bana taahhüt ver değil. Eylem yaparım, seni kilitlerim. Ukrayna Savaşı işte budur. Ve mesela ben önünüzdeki kitapta daha İsveç'e girmeden yazdım onu. Ama nasıl yazdı? İsveç'i aldı diye yazdı değil mi? Yani yıllar önce İsveç'i aldı diye yazdı. İsveç girdi mi? Girdi. Gerilim hattını oradan çiziyorsunuz. Ya girecek İsveç girer. Girecek evet. De. Öyle yapar, böyle yapar. Hepinizi belli bir yere getirir. Şey yapar. Yani İsveç'i alır ve aldı. Bir şey daha var. Gene Asya Pasifik'e bağlı. Amerika Dede Ağaç'tan itibaren biliyorsunuz yani Romanya, hı hı. NATO'da mı? NATO'da. Evet.
Bulgaristan NATO'da mı? NATO'da. NATO'da, güzel. Yunanistan zaten NATO'da. Dede Ağaç'ta üs falan deniyor değil mi? Dede Ağaç'ta üs yok. Amerikan ordusu var. Ordu, dev bir ordu. Bir hafta önce Dede Ağaç'a ne geldi biliyor musunuz? 4000 tank ve zırhlı savaş aracı getirdi Amerika. Neyin hazırlığı bu? Bu gene Rusya'nın bu defa şeyin altında, yani Ukrayna altında ufak tefek devletleri şey yaparsak, dikkate almasak, 7 tane kıta Yunanistan'da kurduğu üs ve Girit'teki kurduğu üsle beraber tamamen kapattı her yeri. Bu defa şöyle Baltık'tan başladı. Baltık, Doğu Avrupa, Balkanlar doğusu, işte Romanya ve Bulgaristan ve Yunanistan. Yunanistan'ın, kıta Yunanistan'da 7 üs, Girit'teki üs. Artık Girit'te öyle bir üs kurdu ki Doğu Akdeniz'de Amerika'nın uçak gemisi dolaştırmaya ihtiyaç yok. Üs orada. Niye oraya göndereyim ki? Bütün bunların hepsi şu. Asya, Pasifik'e. Şu anda zaten 13 tane uçak gemisinin 10 tanesi Pasifik'te. Geçen de 2 tanesi geldi bu, biliyorsun, Hamas şey meselesinde, İsrail meselesinde. Geldiler, bir göründüler. O şey için gelmedi. Yani Filistin, Hamas, efendim İsrail için gelmedi o. İran için geldi. Ben buradayım diyor. Sakın diyor işi büyütmeye kalkma. Sakın Lübnan'daki Hizbullah'ı harekete geçirme. Normalde aşağıda savaşılırken Hamas'la yukarıdan Hizbullah'ın bir şey yapması lazımdı. Sıkıştırması lazımdı İsrail ordusunu. Yaptırmadı. Bu da Asya Pasifik'le ilgili. Yani orayla ilgilenirken ben burayı da boş bırakmıyorum. Kıpırdamanıza da müsaade buraya, etmiyorum. Burada her şey sabit edecek. Stabil. Yerinizde durun. Oturun. Ayağa kalkmayın. Kimse yürümesin. Bir şey daha yaptı. Şu Hamas meselesinden önce. Bütün o Arap krallıkları, işte emirliklerinin İsrail'de, Mısır'la yan yana getirdi, birleştirdi mi? Bütün düşmanlıklar yok gibi, herkes birbiriyle ya, görüşüyor. Başarıya ulaşmadı ama bir şey başlattı. Bir dakika. Türkiye dahil miydi? Hepiniz değil mi? Hepiniz bir çembere aldı mı? İsrail, Mısır, bütün o Arap emirlikleri, efendim krallıkları ve Türkiye'yi yumruk yapmak istedi değil mi orada? Değil mi? Evet. O da Pasifik, Asya içindi. Orayı da kapatmayacağım. Ama bir şey bozuldu. Şu Hamas'ın saldırısıyla. De öyle olmadı. Hamas'ın saldırması olmasa bu birlik, beraberlik, yani siyasi tesanüt kurulmak üzere değil miydi? Kim yaptı bunu? Yani inkar ediyor değil mi İran? Evet diyor, biz lojistik falan sağladık. Bazı sistemler, malzemeler, silah vesaire, onu söylüyor. Ama bizim bu işte ilgimiz yok diyor değil mi İran? Tabii doğrudan biz yönetmiyoruz Hamas'ı diyor. Hamas'ı harekete geçiren İran. Bu kurduğunuz düzeni veya siyasi bir oluşum yapmaya çalıştığınız bu birleşimi parçaladı, attı. Asya Pasifik. Hepsi. Peki burada bu karışık gibi görünen ama size göre net olan olaylar silsilesinde, yani Rusya gibi bir ülkenin yani uzun süre sabitlenebileceğini, yani burada sanki başka bir alternatif üretme kapasitesi olabilir diye de düşünüyor insan. Şimdi, sonuçta bu Rusya'yı yaptırımlarla da zorluyor. Rusya'nın gelirinin %56'sı ne? Enerji. Petrol, enerji. Enerji ihracı. Peki bu enerjinin varil fiyatı şu kadar, varil fiyatı bu da bu kadar diye ayarlayan OPEC değil mi? OPEC kimin yönetiminde? Kim, ben sorayım. Yani OPEC Amerika'nın ama... Amerika kardeşim ya, bunun bir... Bunu Ağrı'dan'daki çoban da biliyor. Varili 80 dolardan 46'ya indirirsem ne olur? Yani ciddi sıkıntı Moskova için tabii. Yapmıyor. Tamamen zayıflamasını da istemiyor. İşte böyle bir politika. Tamamen zayıf düşmesini de istemiyor. Onun elinde. Sayın Pamukoğlu, şeyi nasıl görüyorsunuz? Ya bir taraftan da Çin'le Rusya arasında yeni enerji hatları inşa ediliyor. İşte Hindistan'a alternatif bir pazar olarak arayış içerisinde bir şeyler de yapıyorlar. Hı. Yeni ticaret rotaları kurmaya çalışıyorlar. Yani bir taraftan da böyle bir şey var. Örneğin işte BRICS gibi, Şangay gibi bir takım girişimler tamam, var. Yapın. Bunları siz resimde nereye yerleştiriyorsunuz? Ya hiç yerleştirmiyorum. Politik manevralar.
ekonomi üzerinden yürütülen biz iyiyiz, birbirimize sırtımızı vereceğiz falan. Bu şey politik manavralar. Bunda bir şey yok. Ya bu büyük... Mesela o Şanghay Beşlisi'nde Hindistan niye ayrıldı? Hindistan niye ayrıldı? Ya bir takım ya bu ülkelerin aralarında Hindistan, da sorunlar Hindistan var. Hindistan nükleer silahları da olan 1,5 milyar nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Niye onları terk etti? Siz burada çelik çobak oynuyorsunuz. Buradan adam ne yaptı? Gitti. Amerika, İngiltere, Hindistan, Japonya askeri ittifak yaptı. 1,5 milyardan bahsediyoruz. Nükleer silahları da olan. Ve Çin'le sürekli hudutta itişip kakışan bir ülke. Tabii yansımıyor her yerde. Siyasi şeyde, sınırda devamlı çatışma var ikisinin arasında. Hindistan'la şey arasında. Hani o siz dediğiniz Rusya ile ekonomik bir işler, ben de bunu söylüyorum. Biri de oradan ayrılıyor, askeri ittifaka giriyor. İngiltere ile, Amerika ile ve Japonya ile. Peki, İkinci Dünya Harbi'nden sonra biliyorsunuz Japonya'ya sınırlamalar getirildi. Değil mi? Askeri sınırlama. O kaldırıldı. Evet. Şimdi silahlanıyor. Anayasayla sınırlandı. Silahlanıyor Japonya. Ne demek bu? Çin de boş durmuyor. Yani Çin'de, Güney Çin Denizi'nde, bu Tayvan meselesinde, efendim işte Tayvan Boğazı'ndan geçtin, geçmedin, deniz kuvvetleriyle birbirine sataşma, hava kuvvetleriyle bir takım gökyüzünde dalaşmalar falan. Bu nereye gidecek, bunun sonu nedir? Yani ne olacak? Mesela çip üretiminin %85'i Tayvan'daydı. Evet. Ve Amerika, Amerikan şirketleriydi onlar. Hepsini söktü Amerika. Tayvan'daki çip şirketlerinin hepsini Kuzey Amerika'ya ve Kanada'ya taşıdı. Neden? Bu bir savaş hazırlığı mı size göre? Ya daha ne? Ya daha ne isteniyor, ben anlamıyorum. Yani savaş hazırlığı. Biz görene ya, kadar inanmayacağız galiba bu savaşa. O yüzden böyledir. Yani yumruğu yemeden sormak olmaz. Sormak zorundayız. Tabii. Hı-hı. Yumruğu yemeden olmaz. Şu normal mi? Dünyanın %85'i Amerikan şirketleri, fabrikalar Tayvan'da. Hepsini söktü, Kuzey Amerika'ya ve Kanada'ya taşıdı. Neden? Çünkü burası savaş alanı olacak. Ben yani savaşın çıkmasıyla ilgili iki tarafta da silahlanmaya ayıran şey paraları, şey, bütçeleri arttıkça artıyor, yükseldikçe yükseliyor evet, mu? Evet. Bu zaten yani hadi buna bu pek şey ya bu zaten olur ikisi de. Yani ikisi de biraz, egemenlik peşinde. O da egemenlik peşinde, bu da egemenlik peşinde. O ben seni döverim diyor, o da ben seni döverim. Gel beni döv. Bu nereye kadar gidecek? Bak Birinci Dünya Harbi'nden önce de böyleydi. Ben seni döverim, sen beni döversin. Döversin, dövemezsin. Gel ittifak yapalım. Öyle başladı. İkinci Dünya Harbi de, değil mi? Ben, sen, o, bu, döverim, dövmem falan filan. Sonra ne oldu? Şimdi üçüncüsü hazırlanıyor. Burada bizim söylediğimiz şey şu. Üçüncü Dünya Savaşı'nın harekat alanı Asya Pasifik'te olacak diyoruz. Peki Asya Pasifik'te olmayacaksa ki olacak, nerede olacak? Soruyu ben sorayım. Nerede olacak? Bir de Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsedeceksiniz. Bir daha tekrar gibi oluyor ama tekrarda da fayda vardır. Bir devletler grubunun başka bir devletler grubuna karşı maddi manevi topyekün gücüyle giriştiği bir mücadeledir savaş. Maddi manevi. Şimdi hangi büyük devletler ikiye ayrılacak? Büyük devletlerin orduları olacak. Büyük devletlerden bazılarının toprakları işgal edilecek. Böyle bir şey var mı? Böyle Ukrayna'da var mı böyle bir şey? Hiçbir zaman olmayacak. Peki. Balkanlarda böyle bir şey olmaz. Peki. Orta Doğu'da olacak. Bu Orta Doğu hep bu itiş kakışlar. O devam edip gidecek. Ama bir sürü şeyi var. Bunun neden olup olmadığı. Hatta stratejik değil. Yani teknik hususlar var. Yön tamamen şeyi gösteriyor. Yani gidişat. Mesela Çin'i ve Rusya'yı eskiden hani sözlü açıklamalı o. Şimdi NATO'nun resmi kayıtlarına düşman diye girdi Çin. Rusya zaten vardı. Benim resmi kayıtlarım. NATO bir askeri örgüt. Savaş örgütü ya. Bunun Türkçesi bu. Benim resmi kaydım, yani NATO'nun resmi kaydında seni düşman ilan ediyorum. Ya. Daha ne yapayım ya? Evet, Amerikan güvenlik stratejisini oluşturdukları beyaz kitaplarda ya, da NATO dediğin şey olarak Amerika, değerlendiriyor. NATO dediğin Amerikan ta kendisi. Hı hı. O zaman bu bağlamda tam şeyi de hatırlatmak lazım belki.
bu Ukrayna Savaşı başlamadan önce şu konuşuluyordu. Avrupa'nın stratejik özellik pusulası hazırlanacaktı. Ne? 2022 Mart ayında Avrupa'nın stratejik özellik pusulası hazırlanacaktı. Fakat orada da ayrı bir Avrupa ordusu olur mu acaba tartışmaları vardı. Tam o sırada işte Ukrayna Savaşı patlak verdi ve bu konu Avrupa ordusu olmaz. Rafa kalktı. O kitapta vardır. Bana sordu. Avrupa ordusu. Hiçbir zaman Avrupa ordusu kurulamaz. Hiçbir zaman. Bu beyin ölümü tartışmaları, Macron'un söylediği laflar, NATO artık misyonunu acaba tamamladı mı? Bunlar da konuşuluyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce. Amerika iki yöntem kullanıyor. Bir, NATO ülkelerinin de dahil olduğu bir mücadele güzergahı, miğferi tutuyor. Yani hedefliyor. Bazen de kendisi yanına hemen İngiltere, biliyorsunuz kaçınılmaz şekilde kadim hemen müttefik. Amerika'nın yanındadır. İşte Avustralya'yı alıyor, Hindistan'ı alıyor, Japonya'yı alıyor. Hı hı. Başka ittifaklar yapıyor. Mesela Endonezya şey değil mi? Filipinlere ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Endonezya'yı, Japonya'yı, Hindistan'ı NATO toplantılarına davet ediyor. Çok evet. Çok ilginç. Mesela bazı şeyler, şimdi şu konuştuklarımız hepsinde bazılarında öyle kıymetli ayrıntılar var ki aslında ayrıntı değil. Bana göre kabak gibi ortada tabiri caizse ama hepsini yan yana getirdiğinde şeyi görmemen mümkün değil. Hani bir laf var ya çok kullanım. Hani ormanı görmek veren, büyük resmi görmek veren. Ya resmin büyüğüne gerek yok ya. Resmin ufağında bile görünüyor ne olacağı ya. İlla büyüğü görecekler falan. İyi görmeye devam et. Sen göreceğim edeceğim falan derken böyle laflarla iş zaten bir gün gelecek. Yani balta bu dağa inecek. Kesin. Peki. Net bir soru. Bu olası değil size göre kesin olacak olan çatışma ortamında Asya Pasifik'teki Almanya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın ve NATO üyesi olarak Türkiye'nin de ordularının böyle bir şeye Amerika liderliğinde katılması. Şimdi yani de, bu kolay bir şey mi? Bu ikna edilebilir kolay, bir durum mu bu ülkeler açısından? Şöyle, zaten Asya Pasifik'te askeri ittifakları kurdu. Nükleer denizaltılar falan hepsi Avustralya'ya gitti. AUKUS ittifakıyla bunu. Tabii konu kurdu zaten. Sağladı. Avustralya var mı? Var. Var. Amerika kendisi var. Hı hı. İngiltere var. Japonya var. Hindistan var. Daha birileri yani savaş gücünü artırmak için daha birilerine ihtiyaç mı duyuyorsunuz? Ben sorayım. Yok, hayır, yeter. Yeter. Amerikan nükleer denizaltıları hepsi Pasifik'te, kuzey bölgede suyun altında bekliyor. Biraz önce söyledim. 13 uçak gemisinin onu orada bekliyor. Ama buna rağmen sizin sorunuza gelelim. Bir talep edecektir. Yani siz de bir katkı sağlayın diye. Ben NATO ülkelerinin bazılarını uçak filoları veya denizden donanmanın bazı bölümlerini falan o bölgeye gönderebilecekleri kanaatindeyim. Yani hiç bana bakmayın biz bu işte yokuz diyeceklerini zannetmiyorum. Böyle ayrı bir pozisyon alma bu şanslarını değerlendirmek. Eğer buna dahil olmazsan bunun başka türlü hesabı sorulur sana. NATO savaş bütçesinin %75'i Amerika karşılıyor zaten. O Trump demedi mi ya ben parayı ben veriyorum siz hiçbir şey vermiyorsunuz dedi. Hatırlayın. Ya bu yani böyle şey bir laf gibi hani meydan okuyor bilmem. Yok tehdit etti açıkça NATO üyelerini. Hatta NATO'dan yani, çıkarım da dedi ben Trump. Ben veriyorum diyor. Ya her tabii. Şeyinizi ben karşılıyorum kardeşim. Siz diyor şu elinizi cebinize atın diyor ya. Bunu niye söyledim? NATO diyorsun ama yani paranın sahibi gene Amerika. Doların sahibi. Buradaki şey şu. Bu işte Amerika, Çin veya Rusya diye düşünürken Sun Tzu'nun meşhur savaş sanatında kitabının ilk birinci sorusunu soracaksın. İlk bu sorunun cevabını vermeden hiçbir şeyi beceremezsin. Bir, düşmanı tanı. Kim bu? Ne zaman, ne maksatla, nasıl, ne kadar yapabilir? Bir de kendini tanı. İki numara. Kendini de bilmezsen olmaz. Ben ne maksatla, ne zaman, nerede, neyi, nasıl, ne kadar yapabilirim? Üç, hem düşmanı tanımıyor hem de kendini tanımıyorsan sen her defasında yenileceksin. Bunun Pasifik Asya Savaşı ile ne ilgisi var? Var. Şeyi biliyor Çin'in gücünü.
O güce uygun kendi gücü artı ekstra güçlerle kendini tanımlama ve oluşturmaya çalışıyor. Şu anda yaptı o. Yapıyor dedi, yaptı zaten ama bu kitaptan 3 yıl sonra yaptı. Mesela hiç görülmedi. 2002 yılında 24 ülke Güney Çin Denizi'nde ve Tayvan altında 24 ülke deniz tatbikatı yaptı. Tarihte ilk defa. Bu şuraya getirebilir. Hani biraz önce ittifakları sayarken bu 24 ülkeye çıktı. O sizin sorunuza gelebilir. Biz de bu işin dışında kalmak istemeyelim diyenler var demek. Var ya o sizin sorunuz. Biz de bu işin dışında kalmayalım. 24 ülke. Ne geziyor orada senin savaş gemilerin? O tatbikata niye iştirak ettiniz? Yer Güney Çin Denizi, efendim bilmem Tayvan Boğazı. Karşınızda Çin var. Niye oraya savaş gemisi gönderiyorsunuz? Bu şu. Ya kar var, yağmur var. Anlatayım mı sonra? İşler öyle gider, böyle gider, bilmem ne gider falan filan. Dolayısıyla bize hani Lady Dart'ın tabiriyle yani dolaylı tutumla biz de zarara uğrarız diyerek oraya bir takım kara, biraz kara sıkıntılı gerekmez ama deniz gücü ve hava gücü göndereceklerdir. Komutanım biliyorum çok tercih etmiyorsunuz ama böyle çok kısa vadeli şeyleri konuşmayı. Bir de çok büyük bir saldırı yaşandı Moskova'da. Rusya'nın yakın tarihinde de işte 90'ların sonunda bu Çeçenlerle olan meselelerde Rusya'da böyle büyük eylemler, işte terör saldırıları bunları da gördük. Şimdi biz tabii televizyonlar, basın yayın organları bir de işin hani bu çatışma süreçlerinin psikolojik yönetim kısmı var. Ve algılar biraz da oralardan şekilleniyor. Rusya'daki son duruma bakıldığında çok daha büyük bir şey sanki o bölgede çıkacak ya da Avrupa-Rusya arasında Fransa'dan gelen son açıklamalar işte asker gönderebiliriz doğrudan Ukrayna cephesine diyor bazı Avrupalı liderler. Rusya da diyor ki hayır kardeşim gönderirsem vururum diyor. Patriot'u gönderdiğin gibi filan. İşte bu sürtüşmelerin ya da sürtünmelerin belirsizliğini nasıl okuyorsunuz siz ya da nasıl okumalı insanlar bunları izleyenler? Şimdi önce şu terör olayını söyleyeyim. Bu büyük bir istihbarat zafiyeti. Tabii. Bu kabul edilemez. Yapılan iş vahim. Yani orada çoluk çocuk 150'ye yakın insan öldürülüyor. 150 aşkın yaralı var. Çok vahim bir durum bu. Yani yapanların bunlar insan mı değil mi diye elinde olmadan düşünmesi lazım. Bunlar katil. Ama istihbarat zaafı çok yüksek ve derin. Amerika bir hafta kadar önce o uyarıları yapmıyor mu? CIA bunu bilmiyor mu? Yani MI6 bunu bilmiyor mu? Senin istihbarat örgütün bunu nasıl bilemez? Hani bu Amerika bunu yapıyorsa bu bir şey var yani bunun nedir, ne şekildedir, niye yaptı? Yani daha önce bu uyarıdan önce bir şeyler yapmıyorsan uyarıdan önce hiç değilse uyarıyla beraber biraz kulakları dik. Adamlar oraya giriyor 4 kişi hem de 150 kişi öldürüyor. Efendim otomatik silahmış da hangi silah olursa olsun öyle kolay değil 150 kişi 4 kişi tarafından bombalar patlıyor. Sonra ellerini kollarını çıkıyorlar yürüyerek oradan. Neredeyse ülkeden bu olamaz çıkıyorlar. Böyle bir şey. Arkadan otomobillere biniyorlar. Efendim batıya doğru kaçıyorlar. Nereye kaçacak tabii? Urallara doğru kaçacak hali yok ya. Sibirya'ya da kaçacak hali yok. Öyle söyleyeyim. Tabii ki Ukrayna'ya doğru kaçacak. Sen otomobillerle bunu yakalıyorsun. 4 kişi. Bir şey daha var. Bunlar 4 değil 11'miş. Bu daha da vahim. 4 artı 11, 15 kişi organize etmiş o zaman bu iş. Sıfır. Hiç bunu konuşacak tarafı yok. Ha bunlar kim? Kim? İşte IŞİD üstlendi ama bakılabilir yani hani büyük bir şeyi ben yaptım diye kendine paye çıkartmak amacıyla da yapabilir ama bunların bakıyorsun dördü de tacik. Şimdi bu nereye gidecek bunun sonu biliyor musunuz? Ben onu söyleyeyim. Bu İdlib'e saldırmak ve orayı yerle bir etmek için Rusya'nın eline verilmiş en büyük koz oldu. Rusya'yı oraya çekmek için mi? Benim kanaatim şu, bunların esas kaynağı, kökeni çeşitli varyasyonlar altında olmalarına rağmen örgütsel yapıların
Bunların hepsinin toplu olduğu yer şu anda İdlib. Rusya bunun öcünü kesinlikle İdlib'den alacak. Benim gördüğüm o. Bunlar Ukrayna tarafına kaçıyor da kaçmıyor da onları bunlar mı gönderdi, o mu yaptı, bunu yaptı falan filan. Baksın bulsunlar. Olay vahim, istihbarat kötü ve zayıf. Bu olay Rusya'yı mıknatıs gibi İdlib'in üzerine çekecek. Bir taraftan Ukrayna'da cephe varken bir de burada... Ukrayna şöyle, İdlib'de büyük çapta hava kuvvetlerini falan kullanır. Belli bir kuvvet. Ukrayna'da zaten şu anda sürüncemede bir savaş. Yani böyle gelgitler halinde. Yani bir kasabayı biri alıyor, belli bir süre tutuyor, sonra öbür kere geçiriyor falan. Artık bu şey... Büyük el değiştirmeden yoruldu yok. Yoruldu mu yani? İki taraf da yorgun bana göre. Yani savaş yorar. Tabii. Savaşta sürtünme başladığı an yorgunluk artar. Şimdi sürtünüyorlar. Savaşta sürtünme çok zor bir durumdur. İki tarafı da yorar ve tüketir. Bana göre sürtünüyorlar şu anda. İdlib için çok böyle ordular falan göndermeye gerek yok. Cezalandırma oraya, operasyonu. Tabii, yani o zaten şu anda Türkiye etkisi şu peki? Anda serbestsi. Yani Suriye ordusu hazır. Yani Suriye ordusu canlı. Yani zayıf değil ki Suriye ordusu. Oraya göndereceği bir tümen bile Ruslar için ve hava kuvvetleri desteğiyle güdümlü füzelerle bu işi halleder. Ama ben bunu ilk duyduğumda yani bu dedim sonunda bu iş İdlib'e kadar uzar. Onun gerisi şey. Yani onlar öyle dedi de böyle dedi de biz Türkiye'den geldik de bilmem ne falan filan. İşin fantastik kısmı bana göre. Fantastik derken buralarda da yaşıyor bu adamlar. Elbette kıymetli ama olayın cereyanı vahim. Olayın en son varacağı yer İdlib'dir. Orası da vahim olur. Böylece biraz Türkiye'ye de gelmiş olduk aslında İdlib sınırına gelerek. Suriye'deki bu düğüm, hani nasıl Ukrayna'da çok büyük artık toprak değiştirmeleri yok, bir karşılıklı sürtünme diyorsunuz. Benzer bir durum Suriye'de yok mu? Bir taraftan bahsettiğiniz İdlib'de bir grup var. Amerikalılar bir tarafta duruyor. İran'a müzahir grupların olduğu biliniyor. Suriye ordusu bir tarafta. Böyle donmuş vaziyette bekleyen bir Suriye var. Türkiye, PKK orada. Bizim için en büyük sıkıntı Fırat'ın doğusundaki PKK'nın 60-70 bin silahlı, teçhizatlı, eğitim halde bulunuyor olması. Bizim için esas sıkıntı o. Esas sıkıntı. Komutanım, 90'lı yıllarda yani sizin kitaplarınızda da anlattığınız, yani o dağlardan binlerce terörist sökülüp atılırken, ovada on binlerce PKK'lının organize olmuş olması, yani bunu nasıl değerlendirmeli Amerika Türk yapıyor, devleti? Amerika yapıyor ama arkasında Rusya da var, Almanya da var, İngiltere de var, Fransa da var. Amerika var ama yani tabii yani bu işi organize eden, besleyen Amerika. Ya Amerika kendi Amerikan Senatı bütçeden şeye Fırat'ın doğusunda onlar PKK PYD falan deniyor. İşte YPG falan hepsi boş bunlar. Bu PKK'nın ta kendisi. Bir sürü isimler, ünvanlar vesaire falan filan. Hatırladığım kadarıyla $85 milyon para verdi. Paranın dışında eğitim veriyor, silah teçhizat veriyor, araç gereç veriyor. 60-70 bin kişi çok büyük bir kitle. Peki komutanım, yani bu terörle mücadelede tabii sizin döneminizden bugüne baktığınızda şimdi Suriye sahası böyle eklendi. Yani toprak düzlükte toprak tutan Amerika desteğiyle de olsa bir yapıya dönüştü bu. Bununla bundan sonra mücadele biçimi veya tarzı ne olmalı? Nasıl şekillenmeli? Gittikçe büyüyen bir, Türkiye içinde belki değil ama sınır ötesinde bir şey şekilleniyor. Yani sınır ötesinde sonunda Amerika ve Amerika başta olmak üzere Avrupa, ya Orta Doğu'da bir Kürdistan'ın kurulma siyasi amacından vazgeçmedikleri sürece bizim topraklarımızın dışında da olsalar bizim için her zaman sıkıntı. Problem olur tabii. Bu istek şimdi ve amaç nasıl kırılır komutan? Mesela Irak'ın kuzeyinde hani bu işlere daha aktif görünüyoruz ama Suriye'deki büyük kitle
bana göre daha tehlikeli. Yani biz mesela hududu kaydırdık. Kendi siyasi hududumuzu diyelim üsler kurduk. 8-10 kilometre güneye taşıdık. Bir 10 kilometre daha güneye taşısak, yani PKK orada var olduğu sürece, güneyde var olduğu sürece sen nereye gidersen git bir hat meydana getireceksin. Her zaman onun şeylerine maruz kalırsın. Yani müdahalelerine veya işte sızma girişimi veya saldırılarına, hücumlarına maruz kalırsın. Aslında Irak'ın kuzeyiyle Fırat'ın doğusunu tecrit etmek, yani böyle bir hat halinde kesmek mümkün mü? Mümkün değil. Çözüm? Çözüm askeri yönden hep hazır, alesta durumda olmak lazım. Ve sonuç alıcı harekatlar yapmak lazım. Politik çözümü, o Barzani'nin bir ara özellik ilanında falan, yani Amerika'nın onun kulağını çekmesiyle ona söylediği şu: Amerika'nın, dur, henüz erken. Peki erken de o erken olmayan zaman ne zaman gelecek? Mesela Irak'ın kuzeyinde bu Talabani, Bafil Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi, evet. Mesela Zagros şeyden, Hakuk altından direkt şeye geçilir. Bu Talabani'nin aşiretinin olduğu yere, işte Zagros'u takip ederek falan, işte bu Kandil güneye kadar giden yerlerin hepsi şey, Talabani'nin aşireti ve hepsi şeydir, PKK yanlısıdır. Mesela niye mesela Kandil'e çok başka bir şeyler yapılamıyor falan, Kandil'de deniyor. Ne oluyor yani, Kandil hep yıllardır Kandil'de deniyor. Kandil öyle, Kandil aşağı. Ne oluyor? Hepsi orada duruyorlar. Oradalar mı, o da ayrı bir şey. Öbür tarafı İran. Yani pek kolay değil bu işler. Yani bu, yani merkezi hükümetle, Bağdat'ta falan, bu Araplarla falan konuşarak falan öyle kolay. Efendim lütfetmiş, PKK'yı zararlı örgüt haline almış falan. Öyle tutanaklar. Kategori değişti. Kategori değişti. Bunlar falan. Şeyse, bir şeyi erteleyerek veya oluyormuş gibi görmekten başka bir şey değil. Peki siyasi olarak ne yapılmalı komutanım? Askeri cephesini söylüyorsunuz ama bu işin bir de yani siyasi çözüm ya da bir olasılığı yok mu? Bir formül ya da atılsa, yapılırsa Amerika. Olur dediğiniz bir adam. Ben sana söyleyeyim, Amerika ile olmadan olmaz. Yani muhatap kim burada? Onu Amerika'yı muhatap alacaksın. Kim var zaten muhatabı? Yani sen Bağdat hükümeti, bizle beraber Kuzey Irak'ta PKK'ya operasyon yapacağız falan filan. Ne operasyonu? Biz Musul ve Kerkük'ü kaybettiğimizde İngilizler bu Arap ordusunu falan kullandılar. Yani Kürt isyanlarını bastırmak için orada. Hepsi perişan oldu gitti. Tabii İngilizler kendi birliklerini kullanmak zorunda kaldı. Dağlarda muharebe Araplar yaptılar. Hiç olmadı. Ne yapacak? Yani gene oraya gelip bir şey mi yapacak? Harekat mı yapacaklar? Dağlarda, vadilerde, derin geçitlerde. Öyle bir şey mi? Yani uzun yıllardır bu örgütü destekleyen Amerika neden bundan vazgeçecek peki? Yani eğer mümkünse böyle bir pazarlık. Ya bir kozlarınız olması lazım. Bir siyasi kozlarınız olması lazım. Geçik bu vazgeçmediği sürece işte mesela o silahlı örgütün dağıtılması lazım. Ben pratiğini söyleyeyim. Var mı? Var. Aylarca, yıllarca konuşuldu. İşte tırlarla taşındı, araç, gereç, silah, cephane falan denmedi mi? Konuşulmadı mı? Yani televizyonlar, gazeteler vesaire. Bunun dağıtılması lazım. Bu silahlı örgüt bu. Ordu. Bunu dağıtacaksın. Bunu Amerika dağıtır. Bunu dağıtmadan olmaz. Ne karşılığı yapar Amerikalılar bunu? Yani sonuçta bir şey almadan kalkmazlar masadan belki. Onu bulacaksınız artık. Yani devleti yönetecek olan hükümet onu bulacak. Bulacaksınız onu. Ne vereceğim de ne alacağımdan hareket ederek onu bulmanız lazım. Şunu da sormadan geçmek istemem. Sizin gözleminizi özellikle merak ediyoruz. Dünyada büyük bir göç dalgası var. Sadece biz Türkiye'de tabii son dönemde toplum krizle birlikte, ekonomiyle ben birlikte. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Göç ne zaman olacak biliyor musun? Kıyamet. Pasifik Asya Savaşı'ndan sonra. Buralar sel altında kalacak. Doğru söyledin. Evet. Yani sen orada göçü o zaman gör. Dalgalar halinde. Hepimiz suyun altında kalacağız. Hem şimdi de nasıl? Siz böyle söyleyince biraz nasıl diyeyim, gerildik mi diyelim ya da yok, risk veya tehdit? Ya bu şeydir. Bilmemek iyidir.
gece iyi uyuyorsun. Tabii. Yani bilmek şey zordur. Yani bilen, hele önceden bilen iki kere acı çeker. Bilmemek iyidir. Yani saflık anlamındadır. Hı-hı. Saf insanlar hep mutludur. Öyle değil mi? Evet. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük göç dalgası altındayız. İklim, kuraklık, Hindistan'daki su sorunu birçok nedeni sayıyor. Bilim adamları ilgileniyor bir kısmıyla. Bir de Asya Pasifik'te diyorsunuz bu olay olduğu zaman. Peki iklim olay... dediğince için 2035 yılına ait İç Anadolu görselleri var. Alman jeopolitik ve coğrafya ile ilgili dergilerinde İç Anadolu. Yani bizi, bu bölgeyi. Su stresi yaşayan bölge diyorlar Türkiye. Topraklar şey gibi açılmış, hendek halinde. Bu kadar göçmenle biz nasıl yapacağız? 2035. Kuraklık geliyor. Evet. 2035. Yani göçmen bir başka dert. İklim başka. İklim başka dert. Yani nereden, ne tarafa gideceksen seni bir taraftan yakalıyor. İklim kaçınılmaz olarak gelecek. Ama o göç... Şöyle coğrafya şey yapabiliyor musunuz? Yani çatışma başladığı andan itibaren Afganistan'a doğru, oradan İran, oradan Anadolu. Mesela bu çok uzun erimli bir tarihsel döngü tekrarı olmuyor mu o zaman? Belki. Tarih zaten tekrar. Ya onu herkes yani tarih zaten hep tekrar ediyor da insanoğlu şunu kavrayamıyor. Sen orta ömre sahip bir canlı türüsün. Senin hiçbir rahatsızlığın olmasa en fazla yaşayacağın 80-85 yıl. Onun için kavrayamıyorsun. Senin şeyin kısa. Sen dinozorlar gibi falan filan böyle 300-500 yıl yaşamıyorsun ki. Sen geçmişi çabuk unutan bir tür bu. Geçmişi çabuk unutuyor. Geleceğe ait de çok derin şey yapamaz. Yani muhakeme etmek, mukayese etmek, efendim işi matematiğe dökmek ve öngörebilmek, bunu yapamıyorsun. Bu da şeyden geliyor, yani ömrün kısa. Yani böyle efendim benim yaşım bilmem 30, ne olacak falan, önümüzde çok zaman var. O çok zaman dediğini nasıl geçtiğini görürsün. Çok zaman var mı yok mu? Buna şöyle getirmiyorum. Ömrü kısa. Bunu diyorum. Fark edemiyor, göremiyor. Bir de bu işlere onun şeyi çalışmıyor ki. Sen neyle uğraşıyorsun? Barınma, beslenme, evlendim, geçimim. Öyle değil mi? Bu işlerle uğraşmıyor musun? Senin esas şeyin bu. Hayatta kalacak şeylerin bu. Temaların bunlar. Böyle olunca da böyle ya dünya nereye gidiyor? İşte siyasi tarih, 5000 yıllık. Birinci Dünya Savaşı, bilmem nasıl oldu, kimler ve gelecekte de böyle olacak falan filan. Bu herkesin işi değil ki. Zaten olamaz da, yani gerek de yok. Sayın Pamukoğlu, şimdi notlarımı da bir göz gezdirdim, atladığımız bir şey var mı diye. Şu var, Türkiye bahsettiğiniz çalkantılara ya da esecek fırtınaya hazır mı? Ne anlamda? Ya bu şey 3. Dünya Savaşı'ydı mı? Ya şimdi Türkiye'nin şu andaki en büyük sıkıntısı şu. O biraz önce konuştuğumuz, yani Ege'ye bütün Amerika'nın neredeyse hakim olması. Yani adalar Yunanların gibi görüyor ama hakimiyet şeyde, Amerika'da. Yeni ön sözünüzde kitabın, 3. Dünya Savaşı kitabını şöyle gösterelim de okumayan izleyicilerimiz varsa da bence muhakkak incelesinler. Meselenin yani sıranın Kıbrıs'a geldiği gibi bir ifadeniz de var. Türkiye'nin çevrelendiği, sıranın da Kıbrıs'a geldiği kolayca görülebilir. Evet. O şöyle, az önce Rusya'ya karşı şöyle, Ege konuşlanmanın şöyle, Türkiye'yi de hedef aldığını söylemişsiniz. Bir de Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs ve Girit ve Kıbrıs. Kıbrıs'ta ambargo vardı, kaldırdı. Üstleri var. İngiliz üstleri var zaten iki tarafta. Yani biz, hem bizim tarafımızda hem Rum tarafında var. Geldiler yani Kıbrıs'a. Kıbrıs'ı şey yapacaklar. Yani bir siyasi çözüme doğru zorlayacaklar. Benim orada kastettiğim o. Güneyde ise hem şu Suriye'de olup bitenler ve bundan sonra olacak olanlar ve Irak'ta olup olacak olanlar zaten güvenlik tehdidi. Yani güvenlikle ilgili meseleler. Bir de şu var. Artık Mısır'daki Sağır Sultan da biliyor. Ekonominin durumu hiç iyi değil. İyinin ötesinde de, yani herkes ittifak
yapmış şekilde kötü. Durum bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben tabii son sorularda biraz ümit var şeyler duyurmak için zorladım. Soruları biraz öyle sordum, farkındayım. Siz tabii gördüğünüz tabloyu net bir şekilde çizdiniz komutanım. Şöyle. Son eklemek istediğiniz bir not varsa. Her şey şıkır şıkır falan diyerek falan filan. Gerçek mutlaka zor ve acıdır. Gerçeği bilmeden olmaz. Yani bunun söylemi bile insanı acıtıyorsa, bir de vakaları ve hadiseleri ne yapacak, bir de onu düşünmek lazım. Ben şuna inanırım. Yani bu cumhuriyette yaşayan her yaşta herkes olup biten neyse ve neler olacaksa onu olabildiği kadar erken öğrenmesinde ve bilmesinde fayda var. Çünkü bilirse, yani herkes bilirse çok daha başka oluruz. Yani daha kuvvetli oluruz. Daha bir meseleye sıkı salıyoruz. Yoksa ben orada olacak, burada olacak falan filan. Güllük gülistanlık falan. Bu bir şey, yani bu geçici bir şey. Ruhu mutlu etmek falan. Bu öyle değil ki. Yani ne aldatma gibi bir şey yani bana göre. Yoksa öyle bir pembe tablo yaparım. Herkes şey yani birkaç ayını mutlu geçirir ama arkadan gelen tufan ne olacak, kasırga ne olacak? Bir de ben şey köre badem gözlüsün diye keyif bağışlayamam. Gerçek neyse odur. Sayın Pamukoğlu çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Evet, emekli Tümgeneral Sayın Osman Pamukoğlu'yla birlikteydik. Söyleşiyi Ankara'ya gerçekleştirdik. Bugün konuştuklarımızda da belki tarihe ufak bir not düşmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.